Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim bildiğiniz üzere bir önceki videomuzda Selçuklular ve Hazarlar e, konusunu ele almış buna ilaveten Göktengir inancının bir, biraz hakkında yine konuşmuştuk. İnşallah bu videomuzda ele alacağımız konu Oğuzların hayatları ve dinleri konusu olacaktır. Yine buna ilaveten Göktengir inancının geri kalan kısmı hakkında biraz daha konuşmaya devam edeceğiz. O zaman hatırsanız videomuza geçebiliriz. Selçuklu ailesinin mensup bulunduğu kınık boyu da sırırmağı ve Haral Aral Hazar denizleri kıyılarına kadar uzanan geniş bir ülkede yurt tutmuş oğullar arasında ve sır suyu kafasına yakın bir bölgede oturuyordu. Oğuz ilini Talas ve Sayram'dan Buhara'ya ve Haredim'den Gürgence, Sır Vadisi'nin iki kenarından Aral ve Hazar denizleri arasına kadar diye tarif eden Oğuz Destanı'nın çizdiği hudutlar ile 10. On, asır Arap coğrafyacılarının rivayetleri birbirine uygundur. Bu sebeple de Hazar ve Sır Nehri arası Oğuzlara nispetle Oğuz çölü ve Selçuklara ait bazı kaynaklara nispetle kaynaklarda da Yayık Nehri ve Hazar Denizi'nin Sark tarafları Hazar Çölü adını almış ve o Selçuk muhaciratından sonra da buraları yurt edinen kavme nispetle de Kıpçak Çölü ismiyle tanınmıştır. Gök Türk Devleti'nin başlıca unsurunu teşkil eden o bu devletin yıkılışından sonra topladıkları toplandıkları bu yurtlarında bir değişkenlik olmamış. Oğuz tarih e, bizim ve ecadımızın zamanından buralarda hiçbir hükümdar elçisinin geçtiğini görmedik ve işitmedik ifadesi ile bu bölgede oturduklarını bizzat beyan etme etmeleri de dikkat ve kaynaklara uygundur. Bununla beraber Gök Türk Devleti'nin yıkılısından sonra 13. asrın ikinci yar, 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 yarılarında Oğuz ve Karlukların Cenuba eski Akhunlar ülkesine göçüklerini de biliyoruz. Oğuzların bu ülkedeki siyasi, istimai ve iktisadi hayatları ve şehirleri hakkında İslam coğrafyaları ve bu arada İbni Fadlan, mühim bilgiler vermiştir. Gücü ve göçebe ve veya yarı göçebe olmakla beraber bu Oğuzların Yengekent, Sent, Sabran, Sütkent, Atlı, Salçı, Ordu, Balaç ve benzeri birçok şehirleri, de vardır. Mısır Nehri Kafsan'a yakın bir yerde. Kan Yengi Kent şehri oğulların payı tahta olup Yakbuları kısın orada oturur idi. Göktürkler zamanında mevcut olan Yagbu ünvanı Hakan, e, Hakan'dan sonra gelen bir dereceye tekabül ediyordu. Hakan ünvanı ise bu devirde sadece şartta Uygurlar Garp'ta da Hazarlar tarafından kullanılıyordu. Oğuz devleti boy beyleri vasıtasıyla ve feodal bir bağla yak ya bağlı bir kabileler birliğinden teşekkül ediyordu. Yakbunun otoritesi zayıf ve boy beylerinin nüfuzu pek kıymetli olup pek kuvvetli olup bunların sık sık toplanarak il ve yurt işlerini müzakere yaptıklarını ve Moğollar'ın kurultaylarına benzer aristokratik bir siyasi müesseseye sahip bulunduklarını Çin kaynakları i̇bn Fadlan ve Oğuz Nağmı göstermektedir ki bu müesseseye Göktürklerde de rastlanmakta ve Dede Korkut'ta bu hususta tavsiyelat vermektedir. Fakat Moğollardan farklı olarak eski Türk kağanlarının bu toplantıları aristokratik bir demokrasiydi. Göçebelik vasfı esas olduğu için Yengekent'te kentte kıslayan Oğuz Yakbolar'a yazın yaylalara çıkıyor, çıkıyorlardı. Oğuz Name'ye göre yenge kentin Oğuz Han tarafından kurulması ve destanda sayılan bütün Yakbolar'ın merkezi gösterilmesi bu şehrin ehemmiyetiyle ilgilidir. Oğuz Name'nin Reşidettin'in rivayeti bu devirde teşekkür etmiş olduğundan Oğuz'un dedesi ve Karahan'ın babası da Yagbu sayılmıştır. Mutlu Predestan'da ilk ve kök Yagbu manasına, manasında ona dip Yagbu sıfatı, sıfatı verilmiştir. Fil hakika Kaşgarlı Mahmut bu kelimeye kök, asıl, temel ve dip manalarını vermekte ve ikinci kelimede de kelime de destandan isabetle halkın büyüğü olarak izah edilmektedir. Böylece bugüne kadar bozuk imlaları ile meydana çıkan ve bir türlü manası anlatılamayan ilk Oğuz hükümdarının dipyak, Dipyavgu dip dip ve bu olduğunu da göstermiş oluyoruz. Selçukluların zuhurundan da zuhurunda da bu Hakan'dan sonra siyasi bir mevki gösteriyordu. Nes Nersai ne, Talas Sehri Padişahı'na büyüklüğünden dolayı yak bu denildiğine ve Mücmület Tevarih Oğuz en büyük evladına verilen bir ünvan olduğunu söylemekle yakın bir manayı aktettirmişlerdir. Oğuzistan'ının bazı yakbuları Sır Nehri ile alakasından dolayı Sır Yakbu adıyla kaydetmesi çok mühim olup bun bundan haberdar olmayan Mar mor karatın gar e, garbi göktürk hükümdarı İstemi'nin bir tane kaynaklarında e Zubul, taberi taberi de sünü gibi olarak adlarıyla zikredilmesine isabetli bir görüşle sır yakma olarak izahını teyit eder. Çin kaynaklarının da Garp Göktürklerine Bazen yak bu Türkleri veya kabileleri adıyla ve hususuyla Sir Tardus kavminin bu nehir ismini alması da kayda sayandır. Hazır hükümdarı da henüz yok Türklere tabi olduğu ve Hakan Ünvanı'nı devirde yak bu ünvanıyla anılıyordu. Ki Bizans, Ermeni ve Gürcü kaynakları bunun bu, düzeltiyorum bunu sıra ile Zibel, Cebu ve Cibgu şekillerinde kaydediyorlardı. Tebari'den sonra bazı İslam kaynakları da bu o varını Dibuye, Dibuye şekillerinde nakletmişlerdir. Göktürkler zamanında ki cerezesini muhafaza eden yak bu ünvanının yak bu şekliyle devamı dikkate şayandır. Selçuklular devlet kurduktan sonra Hakan yerine sultan ünvanını aldıkları zaman bu ünvanı eski derecesiyle melik mukabili, yak bu ve ulu uyan bu şeklinde muhafaza etmişlerdir. Oğuzlar Göktürkler zamanında olduğu gibi 10. asırda da eski Sömani dinine bağlı bulunuyorlardı. İslamiyet'in ulahiyet anlayışına yakın olan olarak bir tanrıya onun kadri mutlak olduğuna, ahiret hayatına, dünyada sebep ve günahlara göre uçmak ve tamu mükafat ve mücazat göreceklerine inanıyorlardı. Öteki dünyada lüzumuna inandıkları için de kahramanlarını at ve silahları ile gömüyorlar ve tafsilatını bildiğimiz defin ve matem merasimlerine göre de cenadelerini defin ediyorlardı. İslamiyetin kabulünden sonra da Selçukların kısmen bu merasimlere riayet ettikleri görülecektir. Dini inançları gibi siyasi, istimai ve hukuki anane ve teşkilatlarda da devam ediyordu. Harecen ve it ile olmaları ve İslam dünyasıyla Hazar ve Bulgarlara giden büyük kervan yolu üzerinde bulunmaları sayesinde Müslümanlar ile iktisadi ve kültürel münasebetlere geç geçmiş olup hayvan mahsullerini satıyor, onlardan mamul esya alıyor, İslamları ve medeniyetlerini öğreniyorlardı. Bununla beraber Hazarlar kısmen ve etil Bulgarları toptan Müslüman olduğu halde oğullar bir müddet daha Somani dinine bağlı kalıyorlardı. Lakin bu ticaret ve temaslar sayesinde İslam dini yavaşça onlara işlemekte henüz inanmamakla beraber bazı İslami tabirleri yaymakta, kelime-i saadet bilinmekte ve hele Kur'an'ın okunuşu onları Er etmekteydi. 921'de bu hususlara dair müsaade ve kayıtlar çok manalıdır. Nitekim bu tehcirler ile oğulların küçük inalı Müslüman olmuş fakat milli ve dini anane henüz kudretli olduğu için Müslüman olursam bize reislik edemezsin gibi muhalefet ve mukavemetlere rağmen İslamiyet artık düzeltiyorum efendim. Efendim düzeltiyorum. Fakat o zaman küçük yani e, Müslüman olmuş. E, fakat milli ve dini e, anneanne henüz o kudretli olduğu için Müslüman olursun bir eksik edemezsin. Muhalefetiyle karşılanarak, karşılaşarak tekrar samaniyle dönmeye mecbur kalmazdır. Bu gibi muhalefet ve mukavemetlere rağmen İslamiyet artık 9. asırdan itibaren Sihirli oğuzlar ve karuklar arasında nüfuza basılmış ve tedricen yayılma yoluna gitmiştir. Net Ekim 10. asrın ortalarında Talas, Sayram, Çimkent, Farab, Karnak, Sunak, Cumlabu, Cumlaskubu, Salçı, Atlı, Sütkent, Sebran şehirleri ancak Müslüman olmuş ve hatta Oğuz Yakbusu'nun idaresinde olduğunu katiyetle bildiğimiz Cend ve Yengi kent şehirleri de, şehirlerinde bile halkın bir kısmı ve hatta Oğuz ve Karluklarda Karluklardan çadırlarda oturan 10 bin hane İslamiyet'i kabul etmişti. Bununla beraber Oğuzların Yakbuları ile birlikte ve kitle halinde İslamlaşmaları daha bir devre uzayacaktır. Şimdi efendim videomuzun bu kısmında o odanın Hayatları ve Dinleri konusunu ele aldık. İnşallah diğer videomuzda Selçuklar'ın tarih sahnesinden çıkışı konusunu ele alacağız. O zaman hazırsanız Gök Tengri inancının gerek kalan kısmı hakkında konuşmaya başlayabiliriz. 3 Dünya Kozmolojisi Çok eski inançlardaki gibi Tengricilikte de gerçek alemin yanında bir de gök alemi, bir, bir de yer altı alemi vardır. Bu ağırların arasındaki tek bağlantı dünyanın merkezinde duran dünyalar ağacıdır. Gök alem ve yer altı aleminin yedisir katları vardır. Bazen yer altı dokuz, gökte 17 kat olarak geçmektedir. Samanlar bu alemlere yolculuk yapmak için birçok girişler tanırlar. Bu alemlerin katlarında aynı yeryüzündeki insanlar gibi bir hayat sürdüğün varlıklar vardır. Onların da kendi saygı gösterdikleri ruhları ve samanları vardır. Kimileyin bu vak varlıkları yeryüzünü ziyaret ederler. Bütün varlıkları yeryüzünü ziyaret ederler. Ama insanlara görünem, görünmezler. Sadece ateşin garip bir cızırtısından ya da tilkinin havlamasından kendilerini belli ederler ve semana görünürler. Yeraltı alemi, yerlik. Yeraltı aleminin yeryüzüyle çok benzerlikleri varsa da yeraltı halkının insanlara, insanlarda olduğunu inanıldığı gibi Üç yerine sadece iki ruhu vardır. Onlar da vücut ısısını üreten ve nefes almasını sağlayan amir ruhu eksiktir. Bu yüzden çok beyaz tenlilerdir. Ve kanları çok koyu renktedir. Yeraltı aleminin güneşi ve ayı çok daha az ışık verir. Yeraltında da ormanlar, ırmaklar ve yeryüzü yerleri vardır. Yeraltı aleminin efendisi Erlik Han'dır. Moğolca Erleyhan Erlik, Tengri'nin bir oğludur. Yer altında yeniden doğmayı bekleyen ruhu da, ruhları da erlikan kontrol eder. Eğer hasta bir insan, insanın sune ruhu da daha ölmeden yer altı alemine kayarsa, bir zaman erlikan ile pazarlık yaparak onu tekrar geri getirebilir. Eğer bunu basaramazsa hasta ölür. Gök alemi Gök aleminin de yer altı alemi gibi yeryüzüyle benzerlikleri varsa da bu alemde insanların ruhları bulunmaz. Bu alem yeryüzündeki, yeryüzünden çok daha aydınlıktır. Kimi rivayetlere göre 7 tane güneşi vardır. Yeryüzündeki zamanlar bu alemi ziyaret edebilirler. Burada sağlıklı, hiç dokunulmamış bir doğa vardır. Ve buranın yer, yerlileri atalarının geleneklerinden hiçbir zaman sapmamasılardır. Bu alem Tengri'nin himayesi altındadır. Kimi günlerde gök aleminin kapısı aralanır ve ışığı bulutların arasından parlar. Bu anlar zaman doğalarının en tesirli olduğu anlardır. Bir zaman kendisine kendisini gök alemine götüren hayali yolculuğunu bir kusun geyiğin ya da atın sırtına binerek ya da bu hayvanların şekline girerek gerçekleştirir. Bir denk rejinin dünyayı görüşü. Bir denk göre dünya sadece 3 Boyutlu bir ortam değil, aynı zamanda durum durmadan dönen bir çemberdir. Her şey bu çemberin içine bağlıdır ve çember durmadan eskir ve yenilenir. Dünyanın üç boyutu, güneşin hareketi, durmadan hareket halinde olan mevsimler ve bütün yaratıkların ölümden sonra tekrar doğan ruhlarından oluşur. İnsanların Üç Ruhu Tengricilikte insan ve hayvanların birden çok ruha sahip olduklarına inanılır. Genelde her insanın üç ruha sahip olduğu kabul edilir. Ancak ruhların adları, nitelikleri ve sayıları kimi kavimlerde farklı olabilir. Mesela Sibirya'nın kuzeyinde yaşayan bir Moğol halkı olan Samoyetler, kadınların dört, erkeklerin beş ruha sahip olduğuna inanmaktadırlar. Ruh türleri Kuzey Amerika'da Orta ve Kuzey Asya'da araştırmalarda bulunmuş olan Palavus'un ve Halktus bu ruh inancının bütün Halklarda aynı olan iki ruhunu söyle açıklamışlardır. Bir, nefes hayat ya da beden ruhu, iki gölge ruhu, serbest ruh. Bunların yanında kavimlerden kavme değilsen kısmet ruhu, koruyucu ruh ve bir de çocuk ruhu inancını tarif etmişlerdir. Yeni doğan bir çocuğun ami ruhu, omi ruhu olduğuna ve bu çocuk bir yaşına geldi, girdiğinde bu ruhun ergen ruhuna dönüştüğüne inanırlar. Ayrıca aynı kavme ait olan insanların bir toplu ruha sahip olduğuna inandıkları saptanmıştır. Bu kolektif ruh inancı aynı türe ait olan hayvanlara da yansıtılır. Yani aynı türe ait olan hayvanların büyük bir toplu ruha bağlı olduklarına inanılır. Ruh adları. Türklerde ve Moğollarda İnsan ruhları için birçok farklı adlar bulunur. Ancak bunların ödedikleri ve anlamları henüz yeterince araştırılmaz değildir. Türklerde özüt, süne, kut, sür, talkın, tin, kömüz, yula. Moğollarda sünesin, amin, kut, sülde. Zeyhan Paul Raz, bu ruhların yanında bir de Uygurların Budist dönemlerinden kalan yazılarda söz edilen öz konuk ruhuna dikkati çeker. Moğolistan ne yapmak için gidip sonunda hayatında tenkilici ile adamız ve Sarangel Odigen adlı Samaniçe olarak Moğolistan'da vefat eden bilimci Julia Stewart tenkilicilik hayatı hakkında yazdığı makalelerinden birinde ruh inancını şöyle tarif eder. Amin ruhu nefes almayı ve vücut ısısını sağlar. Amin ruhu tekrar canlandırır. Bu ruhun Türklerdeki adı Ödüt olsa gerek. Kaskaralı Mahmut yazdı Divan-ı Türk adlı eserinde Ödüt ruhunu nefes ruhu olarak tarif etmiştir. Süneysin ruhu Vücudun dışında suya gider, suyun içinde hareket eder. Tabiattaki su çömberi gibi bir varlık sürdürür. İnsan ölünce yer altı dünyasına iner, tekrar dünyaya gelmesi gerektiğinde bu kaynaktan çıkar ve bebeğin içine girer. Türklerde sünne ruhu. Sülde ruhu. Bu bir insana kişiliğini veren benlik ruhudur. Diğer ruhlar insan vücudunu terk ederse sadece baygınlığa, benliğini yitirmeye ya da kumaya yol açarlar. Fakat bu ruh vücudu terk ederse insan ölür. İnsan ölünce doğada bir cisme girer ve yer su ruhu olur. Tekrar dünyaya gelmez. Hayvanların iki ruhu vardır. Hayvan öldüğünde bunlardan birisi tekrar dünyaya gelir ve diğeri doğaya yerleşir. Hayvanlar yeniden dirilebilen bir ruha sahip oldukları için onlara da saygılı davranmak ve edilmemek gerekir. Kut, Kut, Tengri Kut ve İduk. Kut, Tengri'nin sadece hükümdarlara verdiği güçlü bir ruhtur. Tengri bu ruhu bir kana uygun gördüğü zaman verir ve yine uygun gördüğü zaman geri alır. Bu ruha sahip olan bir kanın ünvanına Kut eklenir. İduk, umayın yer suların ve kimi diğer dişir kustal varlıklarına adına katılan bir ektir. Ve henüz yeterince araştırılmamıştır. Zeyhan Paul Raksun fikrine göre kutun disi varlıkları verilen uyarlamasıdır. Tengri'nin yanındaki diğer kustal varlıklar. Tengri'cilikte ataların kutsal sayılması ve hatta kimi büyük hükümdarların ölümlerinden sonra da tanrı olarak kabul edilmesinden dolayı kabileden kabileye farklı tanrısal varlıklar bulunur. Bu yüzden tengriciliğin bütün kutsal varlıklarını bir araya toplaması, toplanması imkansız gibidir. Mesela Altaylar'da çok yüksek bir tanrı olan, olarak görülen Karahan'ın o tanrı babası olduğu düşünülmektedir. Ayrıca Macar bilimcilere göre Macar'daki tanrı anlamına gelen isten kelimesi istemek kanana ölümünden sonra tanrı olarak tutulmasından kaynaklanmaktadır. Tengriciliğin bir tek tanrı dini olup olmadığı hakkında farklı görüşler var olduğu için bu kusur varlıkların gerçekten tanrı olarak mı yoksa sadece güçlü olarak mı adlandırılması gerektiği kesin olarak söylenememektedir. Bu konu hakkında bölümcülerin farklı görüşleri asla da tek tanrı kuramı başlığı altında ele alınmıştır. En tanınmış kutsal varlıklar. Tengri'nin yanında Tengri'ciliğin coğrafyasında en yaygın ve en tanınmış kutsal varlıklar sunulardır. Umay. Bereket tanrısası olup Tengri'nin kızıdır. Ülgen. Tengri'nin oğlu ve gök aleminin efendisidir. Erlikan. Tengri'nin oğlu ve yer aleminin kanıdır. Siberya Türklerinde. Günümüzdeki Yakutlar ve Altaylar yukarıdan sayılan dört tanrısal varlığın yanında ayrıca su kutsal varlıkları tanımaktadırlar. Kayırhan, Altaylar'da yüksek derecede bir tanrı. Gökün en yüksek katında altın bir sarayda altın bir tahtta oturduğu anlatılır. Altayların yaratılış efsanesinde hatta insanların yarasısı olarak gösterilir. Az ya da ay kız. Aşk, güzellik ve ay tanrısası. Gökün üçüncü katında oturur. Kamlar alkışlarında inanılmaz güzelliğini met eder. Gün hana. Güneş tanrısası güneş ile birlikte gökün yedinci yani en yüksek katında oturur. Ay ata ya da ay dede. Ay tanrısı ay ile birlikte gökün altıncı katında oturur. Alas aptırı. Alasap'tır. Ev hayvanlarının koruyucusu. Anas Dısın. Yıldırımların efendisi. Su iyisi Suda yasayan güzel peri kızlarıdır. Kendilerini yılana ya da kusa çevirebilme yetenekleri vardır. Tas Kasıt. Kısmet tanrısı. Andarkan. Atas'ın efendisi. Eski Kırgızlar'da bir bitki tanrıçası. Aynı ismi tasıyordu. Satılay. Kötülük tanrıçası. İnsanların dengesini bozar, yoldan çıkarır ve ruh getirir çaresiz insanları intihar etmeye ikna eder. Kuş, e, kısaltıyorum, kış, kış an Han, Kısın Efendisi. Ara, Toyer, tarliya, Sibiray. Yer altı aleminde insanların ruhları hakkındaki kararlar veren, hakim derecesindeki ruhlar. Gölpün Ata, koyunların koruyucusu. Erden Ay, haberci. Tanrıların insanlara bildirmek istediklerine iyi kararları insanlara ileten ruh. Kambar Ata, atların koruyucusu. O da ana. Atesinin ve ocağının tanrısası. Yol tengri. Mutluluk ve, ve, mutluluk ve veya yol tanrısı. Doğa ruhları. Tengrecilikte tabiat ruhları ruhlarla doludur. Bu ruhlar bulundukları yerlere ve özelliklerine göre ka, kot düzeltiyorum. Kategorilere ayrılırlar. Bunların adları Tengrici halkların farklı dilleri ve lehçelerine göre değişebilir. Ancak bunlar genel olarak iki büyük gruba ayrılabilirler. Gök ile bağlantısı olan ruhlar. Bunların adı çoğunlukla kök ya da tengri kelimesi, kelimeleri eklenir. Yerle bağlantısı olan ruhlar. Bunlar toplu olarak Türklerde, Yersu ve Moğollarda gazrin eden olarak adlandırılmıştır. Rifle, with biz, bizi varız yazdığı Tengrizim, Relogun of Turkish, ad, Mongols adlı kitabında Türklerde 17 kutsal varlığın, Moğollarda ise 99 gök ruhlarından ruhlarının 77 yer ruhları ile karşı karşıya durduklarını ortaya koymaktadır. Ayrıca çoğunlukla dengri ile bağlantısı olan, olarak kullanılan gö gök kelimesinin bir gök ruhu sasıdığı maymunların yarattıklara da eklendiğine dikkat çeker. Kukla kabı ayrıca at, koç, boğa, geyik, köpek ve kurt gibi bazı hayvanlarda verilmektedir. Bu yakıştırma hayvanın rengine değil göke ait olmasına dair verilirdi. Kuk tengre yani kutsal öde sahip. Semanlar birçok ruhu kontrol edebilirler. Ancak kimi gök ruhları o kadar güçlüdür ki bir zaman onları etkileyemez. Bir ruh sadece denge bozulduysa düzeltilmesi gerekliyse rahatsız edilebilir. Önemli meseleler ve sırf veya sırf merak için rahatsız edilmemeleri gerekir. Moğollarda Tengri'nin yanındaki en güçlü kusur varlıklar gökün ayrı yönlerdeki bulunduk ayrı yönlerde bulunduklarına inanılan dört kudretli kök ruhudur. Moğollar bunların adlarına da Tenger eklerler. Erleghan yer altının efendisi, Doğu Tengri. Usan Han, Suruhların efendisi, Güney Tengri. Tatay Tenger, kuzeyden çağrılır, fırtınaların, yardımların ve efendisi. Moğolları bu gök ruhları çok güçlüdür ve etkilenemezler. Zamanlar onlardan sadece bir ayinde yardımcı olmalarını rica edebilir. Bu ruh gruplarının arasında bir de çor, uzor, ongun, körmüz ve burhan ruhları vardır. Yersu Yer ile bağlantısı olan doğa ruhlarıdır. Bir dağın, gölün, ırmağın, kayanın, ağacın, köyün, binanın hatta bütün bir ülkenin ruhu olabilir. Çor dengeyi bozan bedensel ve ruhsal atarıklar getiren kötülük ruhlarıdır. Bazı çuvarlar ölmüş insanların riyer altı aleminin yolunu, bul, yol, yolunu bulamamış olan sünne ruhlarıdır. Bu takdirde bir zamanın bu ruhu tekrar yola getirmesi gerekir. Diğer kötülük ruhları tekrar canlandırma çemberinin dışında dururlar ve sonsuza kadar tabiatta dolaşırlar. Samanlar bu ruhları etkileyip iyi bir yardımcı ruh haline getirebilirler. Ozor ruhları, Ongun ruhları ve Burhan ruhları. Çoğunlukla iyi ruhlardır ama, ama zaman zaman sorun da yaratabilirler. Ozor ve Ongun ruhları bazı ataların bir süre boyunca dağda dolasan, doğada dolaşan, toparın sü dağda dolaşan sülder ruhlarıdır. Bu ruhlar zamanların törenlerinin de en önemli yardımcılarıdır. Körmüz Ölümüz şamanların ruhları, ruhlarıdır. Körmüzler daima canlı zamanların yanında bulunur onlara yol gösterip yardımcı olurlar. Körmücüler birçok zaman kuşaklarının tecrübesine sahiptirler. İyi ve kötü körmücüler vardır. Ayrıca körmücüler yeni ölen insanların ruhlarına yol gösterirler ve onları gitmeleri gereken yere götürürler. Burhan Burhanlar çok güçlüdürler ve bir zaman onları etkileyemez. Eğer bir insanı hasta ettilerse ve ettilerse sadece, sadece hastayı hasta bırak, rahat bırakmalarını rica edebilirler. Sadece çok güçlü bir yardımcı ruhu olan bir zaman Burhan ruhunu kontrol edebilir. Bu uygulamadan sonra o Burhan bir ongunun içinde tutulan ongun ruhu olur. Altayların bazı güçlü doğa ruhları, Altayhan, Altay dağlarının efendisi, Altay dağlarının zirvesinde oturduğuna inanılan çok güçlü bir ruh. Buncak toyun, buzul toyun ile birlikte gök aleminin en yüksek katında büyük kara anır sarayına giden yolun bitkinini yapar. Demirhan güçlü bir dar oğu. Talayhan güçlü bir dar oğu. Oktuhan ok yer çok kategorisinde güçlü bir dar Kutsal dağlar, göller ve ağaçlar. Kutsal dağlar, göller ve ağaçlar. Tengrici bir insanın doğaya karşı büyük saygısı vardır. Çünkü doğa ruhlarla doludur. Büyük bir dağın görkemli bir görkemli yası bir ağacın, bir gölün ya da bir vahsi hayvanın bir ruhu ve böylece bir kişiliği vardır. İnsan doğadan sadece kendine vakitine lazım olduğu kadarını alır. Savurganlık, tengriye ve yer suları öfkelendirir. Eğer insan doğadan bir şey alabildiyse bu salt doğa ruhlarının arzusuyla olmuştur. Bu yüzden onlara minnettar olması gerekir. Tinin tengri... Tenik, efendim Tinin döneminden kaldığı düşünülen Göç Destanı'nda Türkler 40 kuşaktan beri kutsal saydıkları ve ondan güç aldıkları bir kayayı kinelere bırakırlar. Gök aniden garip sarımsı bir renge bölünür. Kuş süsleri ve doğadaki diğer sesler kesilir. Bozkırlar sarmaya, solmaya başlar. Türklerin ve sürülerinin arasında salgın atarlıklar çıkar ve doğadan yer suların sesleri duyurur. Göç, göç diye. Yer su bu şekilde kendilerine ihanet eden Türkleri memleketlerinden kovar ve cezalandırır. Doğa ruhlarının çok güçlü olduklarına inanılır. Pardon efendim çok güçlü olduklarına inanılır. Ve bereket için onlara dua edilir. Her tengirici halk yasadığı bölgenin en yüksek dağına hitap eder. Böylece günümüze kadar tüm Afrasya'da kimi dağ adları bu eski inancın kalıntılar olarak muhafaza edilmiştir. Bu dağ ruhuna edilen dua bir obaya yöneltilir. Bu oba dağın yakınında bulunan ve o dağı temsil eden iki metre yüksekliğinde dallardan oluşan bir yığıntıdır. Yanından geçen kimse üç kere tarafından dolaşır ve sonunda obanın tepesine bir tas koyar. Böylece yolculuğun devamı için uğur ve kendisi için de güç alına inanır. Kimi kavimlerde dağ, doğar dağa verilecek kurban dağda bulunan bir gölün içine atı, atılır. Kimi kustal dağlar ve göller. Han Tengri, Kazakistan. Altay Dağları Zirvesi'nde Altay Han'ın otur oturduğuna inanılır. Isıkkul, Kırgızların mitolojisinde güçlü bir ruh ruhu bağrındıran kutsal göl. Musala, Bulgaristan. Bu dağ, Balkanların en yüksek dağıdır. Ve 15. yüzyıla kadar bir Türk kavmi olarak yaşayan ön Bulgarların verdiği Tangra adıyla ile tanımlanmıştır. Daha sonra Osmanlılar bu da Arapçadan gelen maşallah adını vermiştir. Günümüzdeki Bulgarlar maşallah'tan tür edilmesi olarak musala derler. Tanrı dağları, Uygurcu Tengri, Tay. Orta Asya'da bulunan büyük dağ sistemlerinden birini oluşturan sıra dağlardır. Tengri'nin Türk adını burada verdiği iddia edilir. Ada kurban geleneği. Tengricilikte iki türlü adak vardır. Kanlı adak ve kansız adaklar. Kanlı adaklar. En çok mukabele geçtiğine inanılan adak hayvanları beyaz atlardır. Atların dışında koyun, keçi ve sığır da kurban edilir. Tengricilikte bir hayvanı kurban ederken dikkate alınması gereken birçok kural vardır. Bir hayvanın tekrar doğa, doğacak olan bir ruhu olduğu için ona karşı saygı duyulur ve hayvana gereksiz adı vermemeye çalışılır. Kurban hayvanlarının bası kesilmez. Çünkü ruhu kafasında, boynunda ve solunum yollarında bulunur. Ve bu yüzden bölünmemesi gerekir. Ayrıca kanının akmaması, kemiklerinin kırılmaması ve hayvanın postunun karın kısmında bulunan bir yat, yırtığın dışında tek parça kalması gerekir. Hayvanın karın kısmında bir kısım kesilerek buradan hayvanın içine el sokulup can damarı bölünür. Moğolistan'da hala bu şekilde yapılmaktadır. Ve daha sonra hayvan ve iki ayrı üstüne at asılır. Hangisinin numarını dik bir şekilde göğe doğru çıkarsa 10 bölümü kül olana kadar ateşin üzerine bırakılır. Çünkü o bölümün kokusunun tengerin notuna gittiğine inanılır. Günümüzün Müslüman kırkızları kurban bayramında da at kurban ederler. Karnsız adaklar. Karnsız adak olarak özel seçilmiş çeşitli gıda malzemeleri itki, tütün, silah, eşyaları ve at yarısları ile güreş gibi farklı şehirleri kullanılır. Mesela gök gürlediğinde bir tas kımız yoğurt ya da ayran ile üç kez çadırın etrafında dolanılır. Yıldırım düştüğü noktada, yıldırımın no düstü noktasında gençler, Tengri'nin hoşnutluğunu tekrar kazanmak için güreşler ederler. Ama her gün yapılan ve en sık rastlanan adak bir tas gökün dört yönüne doğru biraz sıtıratarak o etkiyi böyle de dengeye ötükene atalara adayıp gerisini bir dikisi etmektir. Bu gelenek günümüze kadar tüm Sibirya'da ve özellikle Moğolistan'da yaygındır. Kimleyim vodka ile de yapılmaktadır. Eski Türklerde Yeni Adet Örenleri Tengrecilikte bir insanın birden fazla ruha sahip olduğuna ve bu ruhların farklı özellikleri olduğuna inanılması, dönemik ve bölgenin farklı cenaze merasimlerine yol açmıştır. Zeyhan Paul göre eski Çin yazıtlarında usunların cenazelerini erken dönemlerinde yaktıkları ve daha kötü dönemlerinde gömdükleri hakkında kanıtlar bulunmaktadır. Kimi başka kaynaklara göre <laughs> gömülecek cenazeler için mezarın konumu bir akarsunun yakınında seçilir. Ve bu vücudun dışında akarsular yolu ile hareket eden süne ruhuna dikkate alındığına işaret eder. Diğer kaynaklarda mezarların konumu yüksek tepelerden seçildiğine kanıtlar bulunur. Ve bu gök ile ilişkisi olan nefes ruhunun dikkate alındığına işaret eder. Kaskarlı Mahmut da eski Türklerin cenaze gelenekleri hakkında çok faydalı bilgiler aktarmıştır. Yukarıda saydığımız geleneklerin yanı sıra ağızların üstünde terklenen cenazeler olduğunu, cenaze merasimlerinde geride kalan yakınların kendilerine tırnakları ve bıçaklar ile zarar verdiklerini yazmaktadır. Cenaze merasiminde özellikle yüzlerini yaralayıp kan gelmesini sağlamaya önem verilmiş, verilmiştir. Çünkü göz yaslarının kan ile karışıp akmasının derin bir anlamı vardır. dikkate alınan geleneklerden cenaze, çıkan bir evden 40 gün bir oyunca hiçbir şey alınıp bu hiçbir şey verilmemesidir. Kimi kavimlerde 40 gün boyunca ölümün ölünün adı anılmaz. Aksi takdirde ölünün ruhu o eve terk etmeyeceğine ve gitmesi gereken yola çıkamayacağına çıkmayacağına inanılır. Zeynep Baur Rauks'un Türklerin ve Moğolların etki dini basırıklı çalışmasında. Ölümü izleyen dön dönemde bazen birdenbire ortaya çıkan, bazen önceden düzenlenen ağlayıp sızlanmalar ile cenaze törenlerinde yer alan ritüele dayalı bir dönmeleri birbirine karıştırmamak gerekir. Çünkü Çinliler bu ayrımı gayet iyi yapmıştır. Konuyla ilgili tanımlam tanımlamaları klasik niteliktedir. Onlar cenazenin içinde bulun olduğu çadırın kapısı önüne gelir. Gelmez kanlarının göz ile birlikte aktığını gör görünmesi için yüzünü bir bıçakla kesmektedirler. Zordanas bunun Hunlar tarafından da yapıldığını belirtmiştir. Diğer gözlemciler arasında İbn Falda Faldan korkunç ve va vahşi bir şekilde bağırıp ahlayan erkekler olduğunu açıklamaktadır. Aynı zamanda at yarışları düzenlenmekte yani ölünün çev çevresinde düzensiz bir şekilde dönülmekte. Ayrıca koyunlar ve atlar kurban edilerek çadırın önüne seyredilmektedir. Ölünün seyredilmesi için açıkta bırakıldığı sure ile ilgili olarak dikkat çeken yedi rakamına çoğu kez değişik fa faaliyetler söz konusu olduğundan daha rahatlanmaktadır. 7 yara 7 kez çevresinde dönüş. 3 nokta. Gömülme tarihi geldiğinde ceset Hord Hardoruk tarafından belirtildiği ve pazarık kızlarının da kız, kadınlarında da görüldüğü gibi en azından etiketlerde ve Moğollarda mezarına kadar taşınmak için araba üzerine konmak, konmaktadır. Tukuyularda, Wuhan nuvalarda, Van Uğurlarında ve diğer Türk kabilelerinde bunlara bir cenaze alayı eşlik etmektedir. Cenaze törenleri bir araya geler, gelmek için büyük nedenlerden birini oluşturduğu için eskiden olduğu gibi günümüzde de halk toplanmakta ve bunun için uzak yerlerden gelinmekte ve yab yabancı heyetler davet etmektedir. Halen ölüme uçan ruhum süngür Sungur şeklinde algılanmaz olup olmadığını tespit etme imkanımız yok. Ancak öldü demek yerine Sühangur böldü. Sungur haline geldi. Cüyimine, deyiminin İslam dinini kabul ettikten sonra bile Batı Türklerinde kullanıldığını görülmektedir. Emel Esin'in Türklerde maddi kültürün oluşumuna ad, oluşumu adlı eserinden. Kök Türkler hakkında ki Tinir Vahitlerinden anlatıldığına göre ceset kubbet kubbeli ve yuvarlak biçimli olan Türk çadırına yatırılıyordu. Takvimde uygun bir gün seçerek yığ, merasiminin iki safhası icra edilirdi. Köktürk beylerinin mezar tasarında yuh tarihleri verildiğine göre gün belirlerken bazı astrolojik düşüncelerin varlığından da söz edilebilir. Esasen görüleceği gibi mezar tasarında astrolojik simgelerde bulunuyordu. Mer için seçilen Günlerde ceset at üzerine bindirilip bazen çadır şeklinde bir köşk içinde silahları ve madeni ayna gibi kıymetli eşyaları yakılıyor ve başka bir mevsimde güller gömülüyordu. Türk kahlarının mezar abideleri daha şeklindeydi. Daha sonra köktürkler de ve oğul olduğu gibi destek yakılmadan gömülüyorsa giyimli ve zırhlı olarak silahları ve elinde bir kadeh içki bulunan ceset atina mezara yerleştiriliyordu. Mezar abidesi olarak ölenin bir portresi ve hayatı sırasında giriştiği savaşlardan sahneler tasvir ediliyordu. Ölen kimsenin hayattayken savaşta öldürdüğü kişilerin simgesi olan taşlar veya heykellere balbal bal deniyor ve bunlar da mezarın etrafına dikiliyordu. Balballar ve ölene kurban olan edilen hayvanlar öbür dünyada hizmete tahsis edilmiş sayılıyordu. V.R. Hamilton ve E. Trubisky tarafından yeni okunan geyikli bir Türk Köktürk Mezar yazısında anlatıldığı üzere kurban edilen hayvanların da tasviri yapılıyordu. Ölenin onun mahiyetinin ve balballar ile kurbanlık hayvanlarının tasvirleri dikili tas oyulmuş bir heykel veya kabartma olmaktaydı. Ölenin hayat safhalarını temsil eden levhalar da tasanak ediliyor veya az kabartmalı şekilde oyuluyor ya da kırmızı boyayla çiziliyordu. Bu eserlerin üslubu ilkel fakat çarpıcı bir ifade biçimiyle kendini gösteriyordu. İnsan tasvirlerinin hiçbiri diğerine benzememekte, kaynaklarda ölenin portresinin yapıldığı hakkındaki bilgi teyit edilmemiş bulunmaktadır. Sin adı verilen bir meder abidelerinin bazısında Türk sanatkarların adları da okunmaktadır. Leon Paul Rauch'un altı Türklerinde ölüm basırıkları hazırmasından. Aksine bir kanıt bulunmadığı sürece tarihsel çağdaki altı toplumlarının cenaze töreni geleneklerinin Orta Asya'nın tarih öncesi geleneklerinin devamı olduğunu söyleyebiliriz. Sorunuz olarak altı cenaze törenleri için kullanıldıkları değişik yöntemleri asadaki temayla özetlemek mümkündür. Ağaçlar üzerine sergilenen ceset, hayvanlar terk edilen ceset, yakılan ceset, mumyalama uygulanan ceset, gömülen ceset. Bu beş durumdan <laughs> İkinci ve üçüncü sıradaki işlemlerden sonra hemen hemen her zaman bir gömme işlemi gerçekleşmektedir. Yakma işlemi yakma işlemini anlayabilmek için ateş kültü kavramını anlamamız gerekir. Ateş kültü ateşi tapmak değil, ateşi Tengri'ye ulaşmak için bir araç olarak kullanmaktır. Bu sebeple tengereci törenleri incelendiğinde, incelediğimizde buğun bedeni yakılır, canı uçar ve Tengri'ye erişir. Sonucuna ulaşabiliriz. Mumyalama işlemi Gohan için yapılacak yuhu ayinine uzak ülkelerin davet edilmesi, davete icabet edilmesi, davet, e, efendim, Uzak ülkelerin davet edilmesi, davete cevap alınması ve bu uzak ülke temsilcilerinin gelmeleri için cesedinin birkaç edilmesi, bekletilmesi kaynaklanmaktadır. Bu Mumyalama için gerekli malzemeler ustuz bucaksız ormanlardan sağlanabiliyordu. Çok sayıdaki metinden ölünün çadıra yerleştirildiğini öğrenmekteyiz. Süpessiz söz konusu olan çadır, ölenin hayattayken sahipsiz olduğu çadır, sahip olduğu çadır değildir. Bu çadır genellikle cenaze törenleri için kullanılan ya da bu vesileyle kurulan özel bir yer, bir cenaze yeridir. Türklerin eski tarihlerinden beri kefen kullanıkları kanıtlanmıştır. Genel olarak ölünün etler ve içeceklerle birlikte gömüldüğünü öne sürebilecek yeterli bilgimiz vardır. Özetle öteki dünyada ihtiyacı olan her türlü nesneyi gömmektedirler. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Bu konunun üzerinde bu kadar fazla durmamın sebebi bizler İslam dinini seçmeden önce yani Müslüman olmadan önce bu inanca inanıyorduk. Bu inanç sistemi bizim atalarımızın ortalama 50 kısa önce katalarımızın inandıkları, uyguladıkları bir sistemdi. Biz İslam dinini seçtikten sonra, yani Müslüman olduktan sonra, ya da İslam'a sonra, bu inançların bazılarını devam ettirdik, bazılarını ise bıraktık. Ama ben e, bu konuyu tamamen bitirene kadar, yani gökten giri inancı ya da tengrizm diyelim, tengrizm konusunu tamamen bitirene kadar, bunun üzerine böyle haftalık Selçuklu videolarında, yani yüklediğim Selçuklu videolarında sohbet kısmında değineceğim. Çünkü benim amacım Türkiye Türk kimliğini kazandırmaktır. Çünkü şu anda e, Türkler yavaş yavaş Türk kimliğini kaybetmekte ve Araplaşmaktadırlar. Elbette biz Müslümanız, lakin Müslümanlıktan önce böyle bir inancımız vardı. Bunu bilmeli ve bunun hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Ben de bunun için e, videolarımın sohbet kısmında, Selçuklu videolarımın sohbet kısmında buna değineceğim. Bunu belirtmekte fayda vardır. Şimdi kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Ee, izlediğiniz, izlediğiniz üzere video modülün kısmında Oğuzların hayatları ve dinleri konusunu ele aldık. İkinci kısmında yani sohbet kısmında ise ten, e, ricilik hakkında biraz daha konuştuk. İnşallah önümüzdeki videomuzda ele alacağımız konu Selçuklu sizinle konuşuyorum. Selçukluların tarih sahnesine çıkışı konusu olacaktır. Yine sohbet kısmında e, Göktengir inancı hakkında biraz daha konuşacağız. Göktengir inancından da Tengirdilik'te din adamları Kuam ve Baksi konusundan basılayarak biraz daha konuşmaya devam edeceğiz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah diğer videomda görüşmek üzere. Eee video'nu arada beğeniyorsanız beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun dostlarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Tekrardan Allah'a emanet olun.